Evet, Çağatay Bey'le bugün Merhaba. Parktayız. Evet Çağatay Bey. Çağataycığım. Şimdi kendini tanıtarak başla. Nerede okuyorsun sen? Ya da okudun. Şu an mezunsun. Ben şu anda mezunum. 2018 senesinde Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programına başladım. Yaklaşık birkaç ay önce mezun oldum. Diplomamın basılmasını bekliyorum şu anda. Ankara'da işim hazır gibi bir şey durumda. Ankara'da yani torpili mi var peki? Nasıl hazır mesela? Staj yaptığım yerlerden ayrıca referanslarım var. Ayrıca da stajı ayarlayan kişilerden referanslarım şeklinde Ankara'da iş ayarlama tamam, durumum. Yani buralarda staj yapmıştın. İnşaat mühendisin. Evet, inşaat mühendisim şu anda. Burada staj yapmıştın değil mi? Öyle. Ya da başka yerde staj yapsan da buradaki şeyleri... Evet, burayla bağlantılı şekilde. Yaptım. Peki. Şimdi inşaat mühendisi seçilmeli mi sence ya da inşaat mühendisi seçecek arkadaşlara tavsiyelerin, önerilerin ne olur? Öncelikle inşaat mühendisi seçecek arkadaşlara Allah'tan sabır diliyorum. Dersler gerçekten çok ağır. Mesela en ağır dersiniz neydi abi? Betonarme dersleri. Betonarme 1, betonarme 2 olarak çoğu üniversitede ayrılıyor. Betonarme derslerine kesinlikle dikkat etsinler. Çok zor dersler. Sınıfımın 4'te 3'ü, ikisini de 2 seferde geçemeyenler falan var. Ben ikisini de iki seferde geçtim. Pardon, birini tek seferde, diğerini iki seferde geçtim. Çok zor dersler. Dünyanın en zor bölümü mühendislik bölümleri diyebilirim. Dersleri çok ağır. Kesinlikle başka biri başka bir bölümü savunuyorsa bu konuda mühendislik derslerine baksın diyorum. Ayrıca stajlarına çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü stajda hiçbir şekilde çekinceleri, utanmaları falan olmamalı. Çünkü bilmiyorsunuz orada ve karşı tarafta bunu biliyor. Fakat mesleğe geçtiğinizde bir şeyi bilmediğinizi söylediğinizde oradaki imajınızla, stajdayken bilmediğiniz söylediğinizdeki imajınız çok daha farklı oluyor. Yani stajlara önem vermeleri lazım. Kesinlikle stajlara önem versinler. Peki mesela mühendislikte okurken üniversitedeki hayatın, yaşamın nasıldı abi? Ben büyük şehirde okudum şimdi. Bursa'da okudum. Ankara'da yaşamıştım zaten. Hep Ankara'daydım. Ondan sonra Bursa'ya gittim. Üniversite hayatı olarak büyük şehirlerde okumak kesinlikle daha büyük avantaj oluyor. Çünkü çok daha farklı kültürlerden insanlar görebiliyorsunuz. Sadece Türkiye'deki kültürlerden değil, ilk defa benim siyahi arkadaşlarım falan oldu. İşte uzak doğulu arkadaşlarım falan. Bunlar hep farklı kültürlerle kaynaşmanızı ve kişisel gelişiminizi etkileyen şeyler. Kesinlikle bu inşaat mühendisliğiyle alakalı değil. Bu genel olarak bu şekilde. Tavsiyem büyük şehirlerdeki üniversiteleri tercih etsinler. Zaten baktığınız zaman da oraların puanları hep daha yüksektir. Hem eğitimlerinden dolayı hem de size katabildiği şeylerden dolayı. Şunu da eklemek istiyorum. ODTÜ istiyorsunuz mesela. ODTÜ gelmedi. Benim okuduğum gibi Bursa Teknik'e gittiniz mesela. Farkı ne olur? Mesela farkı şu olur. ODTÜ'deki hocalarınız yurt dışındaki konferanslara katılıyordur. İnşaat sektörünün öncüsü olan insanlardır. İnşaatta yeni bir teknoloji ortaya çıktığı zaman bunun öncüsü o insanlardır. İlk onlara tanıtılır. Fakat Bursa Teknik'in hocaları yurt dışındaki konferanslara gitmiyordur. Mesela hani bu bir basit bir örnek. Peki sosyal çevre olarak üniversite fark ediyor mu abi? Sosyal çevre olarak tabii ki fark ediyor. Doğu illerinde okumaktansa daha büyük şehirlerde okumak. Yani doğu illerinden yine Diyarbakır falan yine büyük şehirlerden ama olabildiğince büyük şehir seçmeliler ki bir arkadaş çevreleri daha geniş olsun. Daha şeyde bir ortamları olsun. Peki sen inşaat mühendisini tavsiye ediyor musun? Yani şu an mesela 20 bininci oldum, 10 bininci oldum. İnşaat yazayım mı abi? İnşaatı yazın bence. İnşaat mühendislikler arasında iş imkanı bulma olarak en yüksek şeylerden birisi inşaat mühendisliği. Bunu zaten daha yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı da açıklama yaptı. En kolay iş bulan şeylerde ilk 10'da inşaat mühendisliği de sayıldı. Bizim ülkede evet. Bizim ülkede çünkü dünya üzerinde bu bir gerçektir. İnşaat sektörünün yavaşlaması dahi bir ekonomik krize sebep olur ülke çapında. İnşaat sektörü asla durmaz, asla durmayacak. Yavaşladığı süreçlerde böyle krizlere sebep olur, tekrardan hızlandırılır. Ve her inşaatta hani işte müteahhit bir tane inşaat mühendisi buldu, zaten daha fazlasını şey gibi değil. Bunların yasal zorunlulukları var. İşte şantiyenin boyutuna göre yönetmelik diyor, 3 tane inşaat mühendisi bulundurması gerekiyor. Bir tane proje müdürü bulunduracak. Proje müdürü de mühendis olabilir aynı şekilde. Dönüp bakıyorsunuz işte 5 tane mimar bulunduracak falan. Alan büyüdükçe zorunluluk olarak zaten bulundurması gerektiği inşaat mühendisleri var. O yüzden iş bulma imkanı olarak çok geniş. Fakat verdikleri maaşa baktığımız zaman ben böyle bazı uygulamalardan, bazı internet sitelerinden de hani iş ilanlarına bakıyorum. Hani bir kişiye bel bağlamamak için bu işte staj ayarlayan kişilerin referansıyla falan. Kendim de araştırıyorum.
Genelde deneyim isteniyor zaten. Hani deneyiminiz yok diyelim. O zaman da nasıl bir maaşla çalışacaksınız? Orası bir şaibe. Ben şu andaki gözüm, mesela şu anda mezun oldum. Henüz işe başlamadım. Fakat ilk 5 seneyi gözden çıkardım. İlk 5 sene asgari ücretten hallice, tabiri caizse, okeyim diyorum. Hani ilk 5 senesinde o şekilde çalışmak sıkıntı değil. Ama o 5 seneden sonrasında nasıl çalışacağım? Ondan sonrasında gerçekten artık kendi fiyatımı belirleyebilecek miyim? Burası önemli. Burası da artık bize düşüyor. Yani bunun müteahhitin sizi seçmesi için müteahhitin gözünü boyamanız lazım. Şimdi müteahhit bizim işverenimiz olduğu için müteahhit olarak örnek veriyorum. İşverenin gözünü boyamanız lazım. Mesela ben kendi alanımda ne yaptım? Beden dili sertifikası aldım. İlk yardım sertifikası aldım. Bunlar sadece CV'me yazmak için ayrıca. Hani bunların inşaatta işimize yarayacak mı? Sanmıyorum. İlk yardım yarayabilir tabii ki de. Aynı zamanda 2 yıllık açık öğretim bölümünden iş sağlığı ve güvenliği okudum. Çünkü aynı şekilde saydığım inşaat mühendisi, mimar gibi iş sağlığı güvenliği uzmanının da şantiyede bulunma zorunluluğu var. İş sağlığı güvenliğini de bu şekilde bitirerek hani elimde fazladan bir diploma daha olmasını sağladım. Yabancı dil tabii ki muhakkak, artık İngilizce bile yeterli değil. Benim İngilizcem şu anda orta ileri, ileri düzeyde bir İngilizcem var. İngilizce kurslarıyla falan bunu pekiştirdim. Hazırlık okuyabiliyorsanız, eğer okulunuzun hazırlığı gerçekten iyi bir hazırlıksa bunu araştırıp öğrenebilirsiniz orada. Peki yurt dışı imkanları hakkında, yani dil değil sadece. Yani yurt dışına gidebiliyor musun mesela inşaat mühendisi olarak? Şimdi yurt dışına gidebiliyor muyuz? Güzel soru. Şimdi bunun çeşitli şeyleri var. Ben bunu konuda tam hakim olmadığım için net bir şey söylemeyeceğim. Fakat ülkemizde yanlış bilmiyorsam mavi diploma diye geçen bir tabir var. Yurt dışında da geçerliliği olan bir diplomamız bu. Bursa Teknik Üniversitesi sanırım mavi diploma olarak bunu vermiyor. Peki sadece diploma olarak değil de abi. Hani yani inşaat mühendisi olarak mesela tanıdığın, giden. Yurt dışında staj yapan arkadaşlarım oldu. Bizim çeşitli programlarımız vardı. Yurt dışındaki her staj geçerli olmuyor. Çünkü yurt dışı bizim için bir şaibe olduğu için çoğu okulda yurt dışında nasıl bir işte çalıştığını okuluna ikna etmen gerekiyor. İşte ben bu işte çalışacağım, şu görevde bulunacağım, şu işleri yapacağız. Yani zaten yaptıktan sonra bunları söylüyorsunuz. Geçerli olup olmadığı belli oluyor yurt içindeyken. Ama yurt dışındayken daha gitmeden bunları belirtmeniz gerekiyor. Okulunuzun tamam orada yapabilirsin onayını almanız gerekiyor. Fakat şu anki mevcut kur farkından dolayı orada, çünkü kaldığınız şeyleri, yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz şeylerin ücreti sizin cebinizden çıkacak. Eğer ekonomik durumunuz buna kaldırıyorsa yurt dışında stajları aramaya başlayın. Yurt dışındaki stajlarda zaten muhakkak İngilizce diyecekler size. Çeşitli Alman kökenli ülkelerde Almanca isteyecekler. İngilizce istemeyebilirler. Fakat onlar da İngilizce istiyorlar. Yani İngilizcesiz kesinlikle olmuyor. Yani yurt içinde o, de bulabilirsin. Allah'ın emri zaten, yani İngilizce olmadan olmaz. Evet, biraz öyle. Yurt içinde İngilizceyi de istiyorlar yine. Hani ülkemizde de İngilizceyi istiyorlar. Çünkü hani inşaat sektörü olarak Türkiye çok ileride bir şey kullanıyor. Ülkemiz bu konuda çok ileride inşaat sektöründe. İnşaat... Evet işte bak, böyle keko olmamak için okuyun. Bak bak, görüyorsun değil mi? Ara açmış sesi. Evet, devam et abi. Araba en fazla 2005 model. Ya yani böyle olmamak için okuyun. Hani o yüzden yurt dışıyla falan çok işli dışlı programlar yapılıyor. Hani yurt dışından biri geldiği zaman sizin kemküm etmemeniz gerekiyor. Mesleki İngilizceye hakim olmanız gerekiyor. Hani en basit terimleri öğrenmekle başlayın eğer şu anda inşaat mühendisi düşünüyorsanız. Yani beton nedir, basınç nedir, çekme nedir, işte tuğla, birket, kiremit, duvar, hani bunları öğrenin. Bunlarla başlayın. Hepsi, her şeyin bir temeli vardır sonuçta. Bunlarla başlayarak mesleki İngilizcenizin temelini atın. Çünkü mesleki İngilizce almak da günümüzde çok zor. Hı. Sen şu anda bir İngilizce kursuna gittiğin zaman, bana inşaat mühendisliği terimi öğretin dediğin zaman çok zor öğrenebilmen. Benim gittiğim İngilizce kurslarında, ki bunu da unutmadan, atlamadan söyleyeyim. Muhakkak yabancı hocalardan ders alın. Tabii. Yani, peki, doğru. Kesinlikle, yani Türk, karşınızdaki kişi Türkçe bilmesin. Karşınızdaki kişi Türkçe bildiği zaman beyniniz İngilizce çalışamıyor. Peki Türkçe o zaman sen son cümleler olarak diyorsun ki inşaat mühendisliği tercih edilebilir bir mühendislik. Okuması zor ama tercih edin. Gayet güzel, ama okurken de kendinizi dil olarak veya başka yetkinlikler olarak geliştirmeniz lazım. Kesinlikle diyorsun. Diğerlerinden benim var bir tane inşaat mühendisi tanıdığım yazılım yapıyor. Mesela. Yani o biraz da yönlenme meselesi. Neden yapmıyor mesela? Ya yok, o yazılım seviyormuş. İnşaat okumuş. Mesela. Anladın, yazılım yani, seviyordu, neden inşaat okudu peki? Sevdiğiniz bölümü yapın. Eğer inşaatı evet, seviyorsanız evet, o genel olarak bence de öyle. Aynen yani. Adam muhtemelen hani ODTÜ mezunu mu artık bilmiyorum. İTÜ mezunu mu acaba o? İstanbul'da da belki ODTÜ'dür, belki ODTÜ'dür bilmiyorum. ODTÜ İstanbul'da değil ama. Hayır.
Adam İstanbul'da abi, ODTÜ değil. Tamam. O, ya belki hani o sebepten dolayı ODTÜ olsun diye veya işte İTÜ mü olsun diye artık bilmiyorum. Sırf o bölüme girip sonra yazılıma yönlenmiş olabilir. İnşaat mühendisliği de yapmış hayatının bir zamanında ama. Yani mühendisler arasında böyle bir yönlenme oluyor, olabiliyor aslında. Kesinlikle bu artık geçişler. Hayır, ben niye inşaatla bilgisayara örnek verdim? Aslında çok alakasız bölümler. Evet, biraz öyle. O yüzden örnek. Hani elektronik olsa, bilgisayar olsa biraz hani yine bağlantıları var ama. Ya temel mühendislik dersleriyle başlayacak. Çok daha ağır derslere gidecek. Kesinlikle zor bir süreç, okulu bitirme süreci. Okulu bitirdikten sonra da eğer kendinizi yeterince geliştirememişseniz iyice bir bilecekler sizi. Bu bileme sürecinde de biraz düşük maaşla çalışacaksınız. Ben severek girdim bu bölüme. Bütün tercihlerim inşaat mühendisliğiydi. Bursa Teknik Üniversitesi denk geldi. Pişman değilim şimdilik. Yeni mezunum. Umarım siz de istediğiniz bölümlere gidebilirsiniz. Muhakkak istediğiniz bölümü yapın. Gayet güzel o zaman. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. El salla bitir hayranlarına. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.